Kimine ibadet öyle zor geliyor. Kalkıp bir abdest almak, iki rekat namaz kılmak. Adama var ya ne istersen yapıyor. Ne istersen o an. Taşı de evi komple taşıt ona indir. Bir daha çıkar de o arada halleder. Ama gel şurada iki rekat namaz kıl, kılamıyor ya. Allah kolay etmiyor Celle Celal. Allah nasip etmiyor Celle Celal. Ay Muaz İbni Cebel'in radıyallahu teala kuytu ya Resulallah. Ben dedim ki diyor ey Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ahbirni bi amelin yudhilunil cennete. Beni cennete sokacak bir haber, bir amelden haber eder misiniz? Amel ne demek? Bir iş yani. Bir iş yapayım da cenneti kazanayım. Bana böyle bir şeyden haber eder misin? Ve yuba'iduni anina. Ve yine bu amelim beni cehennemden de korusun. Söyledik. Kolayı var. Nedir? Günde en az 3 defa cehennemden sığınır. Cenneti istersek Allah veriyor mu? Diyor Celle Celaluhu ve Celle. Allah rızası için diyor. Bir gün oruç tutan 70 sene cehennemden uzaklaştırılır. Allah için. Ramazan-ı Şerif'te tutuyoruz hoca efendi. Allah için olmuyor mu? O emri ilahi. Zorunlu orada. Tutmak farz. Tutmazsan orada sopa var. Ateşli sopalar, dayaklar var. Ahirette cehennem var. Ama diyelim şimdi Şaban-ı Şerif'teyiz. Bak bir gün oruç tutsan 70 sene cehennemden efendim uzaklaştırılacaksın. Beni cennete sokacak, cehennemden de kurtaracak, koruyacak bir amel söyleyin ya Resulallah. Kale buyurdular. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri. Lekad se'elte an azimin. Sen çok büyük bir şeyden sordun. Öyle büyük bir şeyden sordun ki. Ve innehu le yesirun ala men yeserallahu teala. Ali, bu Allah'ın kolay ettiğine kolay bir iştir ama kime kolaydır? Allah'ın kolay etti. Kimine ibadet öyle zor geliyor? Kalkıp bir abdest almak, iki rekat namaz kılmak. Adama var ya ne istersen yapıyor. Ne istersen o an. Taşı de evi komple taşıt ona indir. Bir daha çıkar de o arada halleder. Ama gel şurada iki rekat namaz kıl, kılamıyor ya. Allah kolay etmiyor Celle Celal. Allah nasip etmiyor Celle Celal. Ha bize nasip ediyorsa biz de boynumuzu eğeceğiz. Ya Rabbi sana şükürler olsun Allah'ım. Bize bunu nasip ettin. Bu nimeti verdin. Elimizden alma Allah'ım diye dua etmek lazım. Yani bu bir lütfu ilahidir. İbadetlerin bize kolaylaştırılması, zikrullahın bize sevdirilmesi ve lütfu ilahidir. İslam'ı yaşamak lütfu ilahidir. Ne diyor Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh? Şayet insanların kalbinde günahların katılığı olmasaydı, günah çünkü ağırlık yapar. İnsanda kesafet oluşturur. Bu olmasaydı Kur'an-ı Azimuşşan'ı okumaya doyamazlardı. Doyamazdı. Okuyorsun okuyorsun. Yani 10 sayfa 15 sayfa 20'ye gelmeden sıkılmaya başlıyorsun değil mi? Bir cüz yapacaksın ya. Hadi bakalım. Niye sıkılıyoruz? İşte kalbimizdeki katılıkta. Mesela diyelim o gün hiç günah işlemediğin bir günü test et. Otur Kur'an-ı Kerim'in başına. Hiç günah işlemediğin bir gün. Var mı bilmiyorum. Yani dikkat edeceksin. Küçük günah da. Namahreme bakmak da günahtır. Efendim boş konuşmak da günahtır. Anladın mı? Bunların hepsinden. Tabii ki büyük günahlardan elhamdülillah sakınıyoruz, korunuyoruz. Büyük günahları işlemiyoruz. Şükürler olsun Rabbimize. Ama küçük günahlar. Onlardan da kendimizi koruyalım. Oturalım o gün. Bakın Ramazan-ı Şerif de geliyor. Öncesinden hatim yapmak lazım. Şimdiden başlayın. Anca bitirirsiniz. Kadir gecesine de bitirmiş olursun. Önceden bitir. Bir daha başla. Kadir gecesinde yeni hatime başla. Ne olacak? Deneyin. Oturduğunuz okumaya başladığınızda hem ayrı bir lezzet Kur'an-ı Kerim'den haz duyacaksınız, feyiz alacaksınız ve okumaya doymayacaksın. Evet efendim, doymayacaksın. Bir cüz biter, ikinci cüze başlarsın. Ya ne oldu bana? İşte sen o gün günah işlemedin, kalbinde katılık yok, Mevla ile konuşmaya doyamıyorsun. Çünkü Kur'an-ı Kerim okuyan ne yapmıştır? Allah-u Teala ile kelam etmiştir. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Mevla Teala Hazretleri ile kelam etmek isteyen Kur'an okusun. Azimuşan. Bu Kur'an okunduğu zaman Mevla ile sohbet etmiş oluyorsun. Sohbet ya. Var mı öyle bir şey? Var. Kainatın sahibi, yerleri gökleri yoktan var eden, seni yaratan, mülkün sahibi, padişahların padişahı, efendilerin efendisi, sultanların sultanı, Allahu Azimuşşan ile sohbet etmek var. Sana deseler Cumhurbaşkanı ile bir görüşme sağlıyoruz sana. He? Gece uykun kaçar sabaha kadar. Lan ne giyinsek, nasıl hazırlansak, efendim nasıl taransak,
filan. Böyle bir düşünürsün, hazırlık yaparsın, ağzını, yüzünü, gözünü misvaklarsın, fırçalarsın, tertemiz, pırıl pırıl, öyle mi? Mevla Teala Hazretleri ile buluşman var. Ne kadar hoca efendi, ne zaman? Günde 5 vakit. 5 vakit. Mevla ile görüşüyorsun. Huzur-u ilahiyede Allah-u Teala ile konuşuyorsun. Okuduğun her ayette Mevla ile sohbet ediyorsun. Nerede? Namazda buluşuyorsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.